Bu bir ara buluculuk süreci. Amacımız bu masada anlaşıp konuyu mahkemeye anlaşmalı boşanma olarak taşımak. Ve bir kavgaya, anlaşmazlığa mahal vermemek. Özellikle de çocuğunuzun velayeti hususunda bir anlaşmaya varmayı hedefliyoruz. Emin olun her iki taraf için de çok sağlıklı bir şey olacak. İnşallah. Serhan Beyler de gelmek üzeredir. Gelsinler, başlayalım. Merve Hanım, hiç merak etmeyin. Ben her şeyin sizin lehiniz olması için buradayım. Umarım. Hoş geldiniz Serhan. Merhabalar. Biz de sizi bekliyorduk. Buyurun. Merhaba. Açıkçası çok net bir durum var ortada. Müvekkilim Merve Aksak üst üste ağır darbeler alarak mağdur edilmiştir. Önce aldatıldığını öğrendi. Daha sonra da bununla kalmadı. Yalnız bir dakika, burada araya girmem gerek. Gerçekler saptırılıyor. Müdahale etmem şart. Buyurun, sizi dinliyoruz. Müvekkilimiz Serhan Bey'in ilişkisi Merve Hanım'la boşanma davası sırasında vuku buldu. Bu durumda ahlaki olarak %100 bir aldatmadan bahsetmek doğru olmaz. Hukuki çerçeveden baktığımızda ortada açık bir aldatma, hatta zina olduğunu hepimiz görebiliriz. Lafım bölünmezse tamamlamak isterim. Tabii, devam edin lütfen. Dediğim gibi Merve Hanım açık bir şekilde aldatılmıştır. Bu kadar ağır bir travmayı henüz atlatamamışken Serhan Bey'in yasak ilişki yaşadığı hanımdan gayrimeşru bir çocuğu olduğu gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalmıştır. Takdir edersiniz ki bunlar ağır durumlar. Müvekkilimin kadınlık onuru kırılmış, sosyal çevresine karşı küçük düşürülmüş, itibarı ayaklar altına alınmıştır. Gerçekten mi Merve? Bu mu yani? Böyle mi oldu? Ne oldu Serhan'cığım? Hani gizleyecek hiçbir şeyin yoktu. Gerçekleri konuşuyoruz. Rahatsız olmaman lazım değil mi? Tabii ki canım. Benim zaten saklayacak hiçbir şeyim yok. Ben boşanmak istediğimde sen eğer yokuşa sürmeseydin işi biz zaten çoktan halletmiştik bu işleri. Unuttun galiba değil mi? Ben evimi, yuvamı dağıtmamak için kendimi paraladım evet. Elimden geleni yaptım. Bu yüzden suçlu değilimdir herhalde. Sen evliliğine mi tutunmaya çalıştın yoksa gücünü mü kaybetmekten korktun acaba? Hangi güç Serhan'cığım? Ha? İşler terse gittiğinde, o gücü kaybettiğinde kendi öz abimi suçundan dolayı içeri attıracak kadar gözümü kararttığım güç mü? Ha? Kaybettiğin işini alabildiği, orta yerinden ayrıldığım güç mü? Hangisi? İşte bak sen kendin söyledin. Abinin soyadını almaktansa benim soyadımla devam ettin sen hayata. Anladın mı? Aksak soyadını bırakmak istemedin sen. Senin bütün meselen bu. İlgisi yok. Argümanlarımızı açık ve net bir şekilde ortaya koyduğumu düşünüyorum. Bütün bu gösterdiğimiz sebeplerden ötürü müvekkilim ve Serhan Bey'in ortak kızları Mila'nın tam velayetinin anneye verilmesini talep ediyoruz. Ekleyecek bir şeyiniz yoksa Serhan Bey'in avukatlarını dinleyelim. Şimdilik yok. Teşekkürler. Bizim de istediğimiz belli. Mila'nın tam velayetinin babası Serhan Bey'e verilmesinin en doğru karar olacağını düşünüyoruz. Açıkça görülüyor ki buradaki asıl mağdur taraf müvekkilimiz Serhan Bey. Kendisi de biraz önce ifade etti zaten. Geçmişte görülen, ısrarla uzatılan ve kapanmak durumunda kalmış bir boşanma davası var ortada. Konumuz geçmişte görülen bir dava değil yalnız. Şimdiye odaklanalım isterseniz. Merve, sen beni Mila ile tehdit etmeseydin biz seninle çoktan boşanmıştık. O zaman karşılıklı böyle aynı masada oturmuyorduk bile. Bunlara ne yapacağız peki biz? Yo, sen öyle algılamış olabilir misin acaba? Ya Merve, masal anlatma. Bana masal anlatma. Sen çocuğu alıp 2 hafta boyunca ortadan kayboldun. Gittin. Ya yok oldun, sonra bunu alışkanlık haline getirdin.
Ben çocuğumu haftalarca göremedim. Ben kızımın nerede olduğunu bir hafta önce daha yeni öğrendim ya. İnsan içine çıkacak halim kalmamış olabilir mi Serhancığım? Ha? Çocuğunun nerede olduğunu bildiğin vakitlerde de okuldan almayı unutuyordun. Hayır efendim, ben her zaman çocuğumu aldım. Öğretmenler şahittir. Ya bırak şimdi bak, hadi benim canımı yakmak istedin. Bu anlaşılır. Peki çocuktan ne istedin sen ya? Otel köşelerinde çocuğunu süründürürken hiç mi utanmadın? O çocuk eğitiminden geri kaldı. Hiç mi vicdanın sızlamadı senin? Ha, sen çok düşünüyorsun değil mi çocuğunu? Çok önemser çocuğunu. Çocuğum sende kalsın diye gönderdiğim gece dostluğunu kapıdan aldım be. Yan odada çocuğum uyurken. O dostundan peydahladın. Kusmuyla kendi çocuğumu, benim çocuğumu okuldan almaya gittin. O çocuk sordu sana o kusmuk ne diye değil mi? Cevap verebildin mi Bay Dürüst? Sen izin versen ben onun da açıklamasını yapardım çocuğuma. Ben dürüst bir insanım. Bana olduğun gibi. Evet, ben dürüst bir insanım. Ben Deniz'e, tamam mı, soyadımı verdim. İşte sen buna deli oldun. Sen bunu kaldıramadın. Nasıl bir insanmışsın ya? Gerçekten anlamıyorum bunu. Ben hiçbir şey takılmadım Serhan. Hiçbir şey beni kızımdan ayırman için gerekçe olamaz. Serhan Bey. Senin için de aynı şeyler geçerli. Merve Hanım. Lütfen. Lütfen sakinleşelim. Sinir hastası bu, sakinleşemez. Lütfen. Bu boşanma süreçleri çok yıpratıcıdır. Aile mahremiyetini paramparça eder. Size naçizane tavsiyem, bunu yapmamanız. Bakın, bunu her ikinizin de iyiliği için tüm içtenliğimle söylüyorum. Lütfen. Buyurun, siz devam edin. Dinlediklerimizden anlaşılıyor ki Merve Hanım'ın tehditleriyle kapanmak durumunda kalmış geçmişteki dava. Müvekkilimin yürütmek istemediği bir evliliğin resmi yükümlülüğü altında adeta zincirlendiğini yok sayamayız. Merve Hanım'ın Mila ile Serhan Bey'in iletişimini isteyerek kestiği açıkça belli oluyor. Üzülerek söylüyorum ki bu davranışını ileride de tekrarlamayacağının garantisi yok. Merve Hanım'ın kızıyla yaşadığı evi sattığını biliyoruz. Okula devam ederken yurt dışına çıkarmak vesilesiyle kızının öğrenimi kesintiye uğrattığını da unutmamak lazım. Happy Topu ara tatilde olduğu için bir hafta kaybetti. Onda da zaten dil okulundaydı. Tahmin edersiniz ki Mila defalarca taşınmış, otellerde yaşamış, evinden yuvasından uzak kalmıştır. Gelişim çağındaki bir çocuk için oldukça üzücü bir durum. Ve bütün bunları bir kenara bırakırsak daha vahim bir şey söz konusu. Oya tok söz. Lisede attığınız iftira neticesinde ölümden dönmüş. Bu sizin karakteriniz hakkında çok net bilgi veriyor bize. Karakter analizi mi yapıyorsunuz siz? Gerçekten mi ya? Dünyanın en aptalca mevzusunu mu tartışacağız burada? Ayrıca bunu beni boşanmamla ne ilgisi var? Niye? Sen dedin ya. Gerçeklerden, hakikatten konuşacaktık ya. Gerçekten çok saçma. Müvekkilime katılıyorum. Bu mevzunun burada açılması son derece yersiz. Ben sizin gibi düşünmüyorum. Velayet hakkı isterken mahkemede bu olayı göz önünde bulunduracaktır. Tabii ki. Ceren Hanım'la hemfikirim. Peki bu iddia doğru mu Merve Hanım? Beyefendi, mahkemeyi neden ilgilendiriyor ki? Lise vaktinde yaptığımız bir hata. Ayrıca okul müdürü bir ceza vermiş. Bunun zayıf metresi de intihara kalkışmış. Beni bağlamaz ki. Üzerinden yıllar geçmiş. Tabii sen vicdanını böyle rahatlatıyor olabilirsin ama insanları kandıramazsın bir kere. Bu tam da sizin günahınız. Yo, rahatlatmıyorum elbette ki. Çocuktuk ya, el kadar çocuktuk. Neticelerin bu olacağını düşünemedik. Ama biz suçlu değiliz. Cezayı veren müdür suçlu eğer aranıyorsa. Peki, yanan arabada Oya'yı terk etmen, ha? Ya bir insanı ölüme terk etmek, o zaman da mı küçüktün, o zaman da mı çocuktun sen? Delilin var mı? İspatın var mı? Ha? Ne yapacağız ya biz böyle? Metresin iftirasıyla davayı mı sonuçlandırmaya çalışacağız? Ya Merve, sen beni zehirledin. Benim de mi kanıtım yok? Ben de mi yalan söylüyorum?
lütfen. O tam olarak öyle olmadı. Nasıl öyle olmadı? Bunu da mı inkar edeceksin ya? Bak ben bunu kanıtlarım. Bunlar öyle kolay kaçamazsın, öyle sıyrılamazsın. Sen de biliyorsun ki sorduğum sorulara doğru cevap verseydin, dürüst olsaydın bunlar olmayacaktı Serhan. Alışı bak, itiraf ediyorsun. Bak görüyor musun, sen bana ilaç verdin ya. Bundan böyle kolay sıyrılamazsın. Bunu böyle hafifletemezsin sen. Ölmedim ki. Sadece baygınlık geçirdim. Tabii Merve Hanım'ın üzerinde hali hazırda bir soruşturma olduğunu unutmayalım. Yani bu durum suça meyilli olduğunu düşündürüyor bize. Daha da kötüsü, Merve Hanım'ın hapis cezası alması mevzu bahis. Bildim. Efendim, soruşturma henüz netice kazanmadı. Yani müvekkilim adına açılmış bir dava yok. Son derece geçerli sebepleri olduğundan ötürü soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanacağını öngörüyoruz. Boşanma davasına bir etkisi olmayacak bu işin. Ha, tabii ama Merve'nin geçerli nedenleri olduğu için, değil mi? Serhan'cığım, aynı davadan sen de sorgulandın. Hı? Ama ben temize çıktım işte. Sen kendinin ve o metresinin yaptığı hataları bana yüklemeye çalışıyorsun. Benim zayıf noktamı bulmaya çalışıyorsun ama bulamayacaksın. O çocuğun velayetini sana vermeyeceğim. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Muradımız olan sulha öyle kolay erişemeyeceğiz. Ben yeni bir yola girelim diyorum. Mahkemeye sunmayı düşündüğünüz şahitleri burada dinleyeyim. Yani buraya gelebiliyorlar. Duruşma salonunda yıpranacaklarına burada dinleyelim. Sonuca burada varalım. Amacımız anlaşmak değil mi? Olur. Gelsinler bakalım. Olur. Tamam, buyursunlar, gelsinler tabii.